Kemal. Sana kaçtım. Kaçtın mı? Beni Zaloğlu'yla evlendirecekler. Ne? Babam anama anlatırken duydum dün gece. Zaloğlu birini gönderip hissetmiş. 1000 lira başlık parası vermiş. Kemal, gözünü seveyim kaçalım buradan. Ne olursun kaçalım, kaçalım. Babanlar kaçtığımızı anlayınca soluğu karakolda alacaklar. Alsınlar. Alsınlar var mı Güllü? Şikayetçi olacaklar. Polis gelip ikimizi de götürecek. Ben polise Kemal beni kaçırmadı, ben kendim kaçtım derim. Dersin, dersin tabii ama. Aması ne? Bir vakitler dokumacı bir arkadaşım vardı. İplikhaneden yaşı küçük bir kızı kaçırmıştı. Kız ben kendim kaçtım dediği halde oğlanı yine de tutukladılar. Kızın anasıyla babası razı olmasaydı oğlan hapis atacaktı. Hem de uzun. Şimdi sen ben kendim kaçtım desen de baban seni bana dünyada vermez. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Seni hapse atacaklar. Tamam, üzülme artık. Senin bir suçun yok. Bütün bunlar başımıza o şerefsiz abin ve baban yüzünden geldi. Ne yapacağız peki? Ya çaresi düşüneceğiz. 2 ay ortalıklarda görünmememiz lazım. Sen 18'ine girene kadar. 18'ine girdin mi gerisi kolay. Benim ana, ben. Aç hele. Kemal, yavrum. Hadi giy.
geldiğinde karakola gidelim. Hadi Cemşir. Hayrola Muzaffer? Geldiğinden beri ayrılmadın o pencerenin önünden. Şu kız... fabrikaya gelmedin bugün? Hangi kız? Hani geçen gün odana dalıp işçilerin parası için nümayiş çıkaran. Ha, bilmem, gelmiştir herhalde. Niye sordun? Hiç. Aklıma geliverdi birden. İstersen sordurayım usta başına. Yok yok. Mühim değil. Ben çıkıyorum. Nereye ya? Çiftliğe. Bravo yani. Yine bütün işleri başıma yıkıyorsun. Sızlanma. Anacığım bir şey söyle. Kurban olayım ana. Bağır, çağır, vur, küfret ama bir şey söyle. Ana ben Güllü'yü seviyorum. Her şeyi düşündüm. Güllü 2 ay sonra 18'ine basıyor. Ankara'ya gideceğiz, abimin yanına. Güllü 18'ine basınca da hemen evleneceğiz. Ana kurban olayım bir şey söyle. Şehir oğlumu elimden alacaksın öyle mi? Sen kendine koca şehirden bul. Benim oğlumu rahat bırak. Ana. İstemiyorum. İstemiyorum işte. Allah belasını versin. Allah bütün şehirli kızların belasını versin. Oğlumun peşini bırak. Anladın mı? Peşini bırak. Sonra komiserim. Sabah bir kalktık baktık ki kız ortalıklarda yok. Ama ben bu ikisine söylemiştim komiserim. Bu kızın gözü kara demiştim. Bu kız kaçar gider demiştim. Ama bunlar dinlemediler komiserim. Dur bakalım dur. Kaçırılan kızın babası sen misin bu mu? Bu kurban. Sen nesi oluyorsun peki? Belli ki emmisi. Hiçbir şey değilsin yani. Ama dayısından amcasından emmisinden... Daha yakınsın. Anladım. He. Çık dışarıda bekle. Ama komiserim. Çık dışarı. Baş üstüne. Kızı kaçıran kimdi demiştiniz? Kemal komiserim. Yağcı Kemal. Makineleri yağlayan komiserim. Bizim Churchill fabrikasında çalışıyor. Anlaşıldı. Ankara'ya gidince abimi buluruz. Abim devlet dairesinde memur. Hem yengem de sever beni. Sevdiğim kızı aldım geldim dersem yadırgamazlar. 2 ay misafir ederler bizi. Sen 18'ine bastın mı... kıyarız nikahımızı. İstersek Ankara'da kalırız, istersek... Hadi polisler gelmeden çıkalım artık. Anana bir Allah'a ısmarladık demeyeceğim mi? Yaşı kaçmış bu kızın? Yaşı batsın. 18'ini doldurmamışlar. İyi ya. Anası babası razı gelmezse polis alır götürür. Kaçacaklarmış.
Gideceklermiş buradan. Nereye? Ankara'ya. Orada bir abisi var onun yanına. O zaman söyleyelim. Polisler onlar kaçmadan gelip alsınlar o kızı. Benim oğlumu da götürürler mi? Akıl var, yakın var dese. Oğlum kaçırmamış ki, kız kendi kaçmış gelmiş. Kendi kaçtığına şahit olur musunuz? Tabii şahidiz. Gözümüzle gördüğümüz bir şey mesela. Yürü kalk, polise gidelim. Ne halt ederse etsin oğlumdur o benim. Kendi ellerimle polise teslim edemem. Oğlum! Kemal'im! Hakkını helal et hanım. Helal olsun yavrum. Oğluma iyi bak. Kasketi ver. Buyur. Ne bu afra tafra kız? Avrupalardan döndüğünden belli. Yanında hiç piyasamız yok ne hikmetse. Ne bekliyordun? Ne mi bekliyordum? Ayıp. Ayıp. Beysin ağasın diye bunca yıldır kahrını çekiyorum ya senin. Çekeceksin tabii. İyi ya. Kocamızı feda ettik, kulun kölen olduk. Senin bir yüzümüze baktığın bile yok. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Allah'tan belanı mı istiyorsun? Kıyıda köşede mi kalacağım ben hep böyle? Hizmetçi yerine mi koyacağım beni? Söyle. Keyfim nasıl isterse. Keyfin nasıl isterse öyle mi? Allah cezanı versin. Ya! Yeter ulan! Buyurun Halil Hanım. Bankadan istediğiniz evrakları getirdim. Hala. Yalnız seninle daha işim bitmedi. Madame Emma'nın bon marşesinden benim için bir paket alacaksın. Dükkanın yerini biliyor musun? Biliyorum efendim. Tamam o halde. Oyalanmadan git gel. Emredersiniz. Hayrola abi, nereye? Çiftliği dolaşacağım şöyle bir. Bana katılmak ister misin? Kıyafetlerimi değişmemi beklersen olur. Ahırların oradayım. Mı gönderdi seni kardeşim? Hayırdır kurban? Bizi kara atabilir mi? Kara mı? He, yolda anlatırım. He, hadi atlayın.
Zafer Bey'in tomafini değil mi o? Polisler, eğil. Anlatacaksın değil mi kurban? Yoksa düşündüğüm şey mi? Ne düşünüyorsun ki? Ünlü yengemi kaçırdın ha? Öyle sayılır. Sen nereye böyle? Çiftlikte işe başladım. Halide Hanım'ın birkaç işini halletmeye şehre gidiyor. Çok sevindim. Hadi hayırlısı. Kara gittiğimize göre yolculuk nereye? Bizi Ankara trenine yetiştirebilir misin? Hey yavrum hey, o da laf mı be? Bugüne bugün 8 silindirli var altımızda. Oğlun Kemal'i arıyoruz teyze, evde mi? Evde yok. Yalan söylüyordur komiserim, içeride bakmak lazım. Kes be. Bir de işimizi bize mi öğreteceksin? Arayın içeriye. Nerede olabilir peki teyze? Ne bileyim evladım. Sabahtan fabrikaya gidiyorum diye çıktı gitti. Fabrikaya gittik. İşe gelmemiş mi? Bilmem ki evladım. Biletler tamam. Birazdan kalkıyor trenimiz. Kemal, bir baksana. Şunu al, üstünde bulunsun. Ahmet. Tamam, uzatma. Sonra ödeşiriz. Senin de başına bela olduk sabah sabah. Kusurumuza bakma. Bela, bela olduğunuz yok. Hadi, trene binin de gözümün önünde. İçim rahat etsin. Hadi, hadi. Hadi yolunuz açık olsun bacım. Hadi Allah'a ver. En son turbada çalışıyordum. O da geldi bana yardım etti. Onun dışında bir şey görmedim. İçeride etrafta kimse yok komiserim. Öteki eve de baktık kimse yok. Gidebileceği başka bir yer var mı teyze? Yok evladım. Yakın akrabası falan. Onun yakın akrabası benim evladım. Sen bir şey gördün mü kızım? Ha? Bak, bir şey biliyor da söylemiyorsan suç işlersin. Bu iş artık polise intikal etti kızım. Söylemezsen sen de suç ortağı olmuş olursun ya. Ha? Biliyor musun? Selamünaleyküm. Aleykümselam.
İşte onlar komiserim. Koş kuyruğuna koş. Babana aitsin. Değilim. İstemiyorum babamı da kardeşimi de. Allah belalarını versin. İyi ama sözlüymüşsün sen kızım. Kim? Ben mi? Tövbe. Yalan söylüyorlar komiser bey. Yalan söylüyorlar. Bunlar beni parayla satıp içki içecekler, rakı alacaklar. Güvesin. Kemal! Güllü! Kemal! Aha baş rezil bu, baş rezil. En büyük rezil bu. Rezil de sensin, namussuz da sensin. Sen kim oluyorsun be? Neyimsin benim? Anam mı, babam mı? Neyimsin be? Gülün kızım, hadi evimize gidelim. Bırak be! Ne duruyorsunuz? Dursanıza kızım. Bırakın beni! Bırakın! Oğlum, saray yoklar! Çiftliği aldığımız adam fena çıkmadı abi. Adı neydi? Ahmet. Çok çalışkan ve zeki birine benziyor. Sabah birkaç tane evrak işi için şehre gönderdim. Gayet güzel halletmiş. Hala. Senin gözün yine de üstünde olsun. Merak etme sen. Bizim zıpçıktının işini ne yaptınız? Ramazan'ın mı? Evet. Kızın babasına parayı götürecekti Yasin ağa bugün. Abi, şu Ramazan'ın işi için biraz acele ediyoruz gibi geliyor bana. Niyeymiş? Ramazan işe yaramazın teki. Ama ne de olsa ailemizden biri. Evleneceği kız da ailemize yakışmalı, öyle değil mi? Yüzünü bile görmediğimiz, huyunu suyunu bilmediğimiz bir kızı aramıza mı alacağız? Ne var canım? Bizim Cemşir'in kızı işte. Ramazan'a da dağlar padişahının kızını alacak değiliz ya. Bunun ne işi var burada? Köylülerden birinin olmalı. Çitleri aşıp girmiştir. Bin kere söyledim benim arazimde hayvan otlatılmayacak diye. Değil mi o? Evet o. İnadına sokuyor hayvanlarını arazime. Enver! Defol git topraklarından hadi. Allah büyüğün belanı verecek Muzaffer Bey. Köyün hazine malı topraklarının üstüne yattın. Gücün var. Astığın astık, kestiğin kestik. Ama elbet bir gün senin de hakkından gelecek biri. Elbet gelecek. Uzun ettin. Al işini de git buradan hadi. İyi yaptın abi. Yoksa bunların laftan anladığı yok. Yüz, 200, 300, 400, 500. Tamam. Hepsi bu kadar. Selamünaleyküm emme. Aleykümselam. Hayrola şehre mi iniyorsun? Evet şehre.
Yoksa şu hayırlı iş için mi gidiyorsun? İyi bildim. Allah ne muradın varsa versin. Tamam, tamam. Allah seni başımızdan eksik etmesin, biliyor musun? Allah razı olsun. Ya, tamam. Allah ne muradın varsa tamam, versin, tamam, biliyor musun? Tamam, tamam, tamam. Buyur, buyur, buyur. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Sen misin kız? Ne oldu Seyyaran? Nerelere daldın gittin yine ha? Gençliğin mi geldi aklına? Cuma Gülizar. Dün gece rüyamda rahmetliyi gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır ola. Babamın sağlığında köydeymişiz. Davullar, zurnalar çalıyor. Küçükmüşüm o zaman, rahmetli anam. Ay görüyor musun kız? Rahmet istedi garibim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ha ne diyordum? Davullar, zurnalar çalıyor. Ben o zaman küçüğüm. Anam arkamdan sesleniyor. Nereye gidiyorsun diyor. Ben de Seyyare ablamın düğününe gidiyorum diyor. Tam diyor, uyanıverdim. Bak tüylerim hala diken diken. Ölüden diri haber derler. Hayırdır inşallah. Ne oldu kız? Ne üfledin yine? Hiç. Yasin Ağa şehre gitti biliyorsun değil mi? O iş için mi? Yarın öbür gün kızı alıp Çitli'ye getirirler. İki güne kalmaz hanımefendi kesilir başımıza. Ondan sonra da ne senin ne benim esamemiz okunur burada. Vallahi kızım bana göre hava hoş. Bunu sen düşüneceksin. O ne ki o? Öyle ya. Benim yerim belli, yurdum belli. Gelip de benim ayağıma dolanacak değil herhalde. Sen öyle san. Yarın öbür gün anasını, babasını, kardeşini, mardeşini hepsini toplayıp getirince Çitli'ye ne olacak? Ne olacak? Her biri başımıza bir amir kesilecek. Ama iş beyde bitiyor tabii. Beyde mi bitiyor? Beyde bitiyor tabii ya. Bey kıza yüz vermezse ferişte olsalar hava. Ama bey dırnaksızlık ederse... Allah Allah! Ne diyorsun sen kız? Bey kalkıp da yeğeninin karısına mı dolanacak ha? Tövbe tövbe! Yok canım, lafın gelişi işte. Yani kıza arka çıkar diye diyorum. Yani ne de olsa yeğeninin karısı. Uzaktan da olsa araba alıyorlar ya, ondan. Bak kızım, senin dediğin doğmamış çocuğa don biçmek, tamam mı? Dur bakalım, kız önce bir çiftliğe gelsin. Bakalım, görelim huylu mu, huysuz mu değil mi? Ondan sonra düşünürüz. Hafız, sen misin lan? Yok baba. Yemin ediyorum var ya, Allah'ın sevdiği kulusun Hafız. Ben de sana geliyordum, sana nevale getirdim. Senin burada ne işin var? Ya yolunu gözlüyordum. Bu dayın olacak alçak beni görünce şeytan görmüş gibi olayım. Dayın burada değil biliyor musun? Zabağından tarlaya gitti. Hayrola sen niye geldin? He? Sana mühim haberim var. Senin güllü kızı evden kaçmış. Evden kaçmış mı? Ya dur. Fenalaşma öyle ya, dur. Sonra yakalayıp getirmişler. Nereye kaçmış? Niye kaçmış kabak? Ama o kabak, yemin ediyorum bak bunun sevdiği var, ona kaçmış olmasın. Ya nereden çıkardı şimdi bunu? Benim böyle buraya apar topar gelişimin nedeni de bu zaten. Merak etmeyesin, etraftan duyduğum dedikoduya inanıp üzülmeyesin diye geldim. İşin aslını
benden öğrenesin diye. Baba gerçek ne? Vallahi meseleyi baştan aşağı sordum soruşturdum. İşin aşkla meşle hiç ilgisi yokmuş. Kızın babasıyla abisi. Yok sinemaya gitmeyeceksin, yok fabrikaya gitmeyeceksin. Kızı sıkmışlar o da evden kaçmış. Kaçmış ha? Gülleye bak. Bizim Gülleye baka bak. Nasıl da cesur, nasıl da bilekli. Evet öyle öyle. Gel gel. Şimdi bak. Dayım bu mevzuyu sakın duymuyor tamam mı? Ama evet. Dikkat etmemiz lazım biliyor musun? Duymaz duymaz. Güzel güzel. Eğer haber olursa yemin ediyorum bu iş olmaz biliyor musun? Haber olmaz hiç merak etme. Hem Yasin götürmedi mi parayı? Verdi. Güzel. Hala. Öyleyse kız senin mi? Benim benim. İstemiyorum. İstemem istemem. Ben o soytarı Zaloğlu'na varmam. Ulan kızım, ulan yavrum. Bu zenginlik bu kısmette bilmez. Faracaksın. O zaman öldürün beni. Etlerimi lokma lokma doğrayın. Yine de o soytarıya varmam. Bak Güllü, yavrum. Baban da senin iyiliğin için söylüyor. Benim anam da babam da kardeşim de Kemal'dir. Duydunuz mu? Ben ondan başkasına varmam. Ulan ben seni! Cemşir, Cemşir. Elinden bir kaza çıkacak. Hadi yürü gidelim, yürü. Yürü. Muhsin Usta. Geçmiş olsun. Sağ ol Usta. Mahallede sorduk, soruşturduk. Kızın da ifadesi var. Onu senin kaçırmadığın aşikar. Bak evladım. Belli ki birbirinizi seviyorsunuz. Lakin kanunlar reşit olmayan bir kızla ana babanın rızası olmadan evlenmenize mani. Ama savcı beyle görüştüm. Bu olayı bir defalığına mahsus olmak üzere kapatacağız. Ama aynı şeyler bir kez daha tekrarlanırsa mapushaneyi boylarsın ona göre. Şimdi çıkabilirsin. Sağ olun komiserim. Biraz daha. Anacığın nasıl oldu kız? Onca dayaktan sonra ne olsun? Ben bunu bizim eve götüreyim. Sen iyi bakamam şimdi. Kız, anlat hele nasıl oldu bu iş? Hangi iş? Bak, bir de hangi iş diyor Zilli. Esat'tan kaçtın mı Kemal denen oğlana? Kaçtım. Sendeki de akıl mı? Zaloğlu gibi zengin herif dururken git. El alemin çulsuzuna kaç. Allah belasını versin. Hem sen o Zaloğlu'nu nereden duydun? Ha. Kocan olacak o reşit yumurtladı değil mi? Anlattı ne olmuş? Sen de he desen ölün mü? Ölürüm. Bak kahve falında da çıktıydı.
O Kemal denen heriften fayda yok sana. Oo, işimiz senin falına kaldıysa. Bak kızım, Buzaloğlu koskoca çiftliğin varisiymiş. Evleniversen hanım olacaksın o çiftliğe. Benim hanım olmak gibi bir derdim yok. Ama senin hevesin varsa başka. Tövbe tövbe. O nasıl söz kızım? Basbayağı söz işte. Bak yavru, ben senin iyiliğin için... İstemiyorum iyiliğinizi. Karışmayın bana. Aman be, ne halin varsa gör. Reşit. He. Bir akıl ver Reşit. Ne aklı vereyim? Kızı polis marifetiyle aldık getirdik ama baksana... canı sıcağı sıcağı, evlenmem diyor. O da var tabii ama asıl bu kaçma mevzunu Yasina ile Muzaffer Bey'in duymaması lazım. Duymaması lazım. Lazım. Selamun aleyküm. Hoş geldin Yasin abi. Geç otur şöyle, Allah sen ayakta kaldın. Kalmayacağım. Söz verdiğim gibi. Diğer yarısını nikahtan sonra veririz. Acelesi vardı ha. Hayırlı bir işi yarım bırakmak olmaz. Kalın sağlıcakla. Ama böyle olmadı ağam. Bir acı kahvemizi isterdin hiç olmazsa. Değil mi Cemşir? He. Başka zaman inşallah. Güle güle Yasin ağam. Güle güle. Herifler parayı da verdi Reşit. Ne edecek? Sen şuradan bir 100 lira ver hele. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bil bakalım bu işi ne paklar. Ne paklar Reşit, ne paklar? Bil bakalım ne paklar? Rahmet. Hey baba, rahmet. Hadi gidelim o zaman ama önce çarşıya uğrayalım. Hazır parayı bulmuşken. Müsaade var mı dayı? Gel bakalım. Dayı Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Allah tuttuğun altın etsin dayı. Dur ulan dur, ne oluyor? Dayı Elci Cemşir'e para yollamışsın ya. Kız için. Ha, o mesele. Bana bak. Kabak hafızın rüyasına kandım da ikna oldum sanma sakın. Yok dayı, hiç öyle şey olur mu? Estağfurullah. Kabak gibi bir üç kağıtçının senin yanında esamesi bile okunmaz dayı. Ne zaman getireceksin kızı çiftliğe? Vallahi dayı, kızın babası Cemşir'den haber bekliyorum. Haber gelir gelmez uçaraktan alıp geleceğim kızı yani. Güzel mi bari kız? Abo! Güzel de laf mı dayı? Yani dağlar padişahının kızı benim kızın yanında hizmetçi sayılır. Bak sen. Öyle tabi, o kadar para saydık değil mi dayı? Yani çürük mal alır mıyık? Sen mi saydın ulan? Yok tabi dayı, yani lafın gelişi olaraktan, yani öylesine. Tamam, tamam. Hadi işinize bak. Olur dayı. Rüzgar çık dışarı. Afiyet olsun dayı. Bir emrin olursa dayı ben dışarıdayım. Ya arkadaş. Aklım, fikrim almıyor. İnsan bu be. Hayvan mı ki mal gibi satılsın? Bu nasıl bir baba ki? Öz kızını tutuyor, satıyor. Hem de kime? Muzaffer Bey'in o salak yeğenine. İşte şaşmamak lazım. Para için her şeyi yapanlar, para için en büyük soysuzlukları göze alanlardır. Akıl ne hükmediyor biliyor musun usta? Ne hükmediyor? Dayan kapılarını, omuzla gir.
Allah ya onlara verir ya bana. Böyle davranırsan bu işin sonu batak. Batak? Batak ama. Akıl bu hükme diyor işte. Zoruma gidiyor usta. Kendi ayağıyla gelen bir kızı polis zoruyla alıp götürüyorlar. Usta doldur şunu. Kalsın. Kemal geç oldu. Bak bu saate kadar annen de zaten merak etmişti seni. Hadi kalk eve götürüyorum seni hadi. 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 Bak hele. Seni bir daha kızımın yanında görürsem dinime imanıma öldür. Sen kimi öldürüyorsun lan? Tamam tamam. Boş ver. Yürü lan! Yürü lan yürü! Konuşma lan! Tüh sana! Teyze nerede? Hacer karısı aldı eve götürdü. Ben bakamazmışım laf yani. Fabrikadan mı? Başka nereden olur? Kız bütün gün aklım sende kaldı. Kemal geldi mi işe? Gelmedi. Bak güzel. Ağlama artık ya. Kapıya çalındığında yüreğim ağzıma geliyor. Hacer karısı nöbetçi diktiler başıma. Her yarım saatte bir kontrole geliyor bir bahaneyle. Bak şimdi, eğriye eğri, doğruya doğru. Kaçmakla hiç iyi etmedin. Başka çarem mi vardı? Beni Zaloğlu'na sattılar Pakize. Kız sen ne diyorsun? Tüh Allah belalarını versin. 1000 liraya satmışlar beni. Şimdi meyhanede onun parasını yiyordur köpekler. Ay kardeşim, ne yapacaksın peki? Bunları öldürsen de seni Kemal'e vermezler. Dişimi sıkıp 2 ay daha sabredeceğim. 2 ay sonra 18'ime basıyorum. Ondan sonra tutabiliyorlar mı beni bakalım. 2 ay çok değil. Değil ama bunları o 2 ayı da sana zindan ederler be. Nasıl idare edeceksin? Ayak direyeceğim, inat edeceğim, domuzluk yapacağım. Ama yine de o soytarı Zaloğlu'na yar olmayacağım. Ya Kemal? Kız bunlar sakın Kemal'e bir şey yapmasın. He? Bunların erkekliği karıya kıza. Kemal böylelerine papucunu ters giydirir. Ah, ah. Kemal'im. Kurban olduğum. Varmış mıdır Ankara'ya? Daha varamamıştır. Korktum başıma geldi. O da abisi gibi bir kızın peşinden koy verip gitti. Dilimin ucuna geldi. Söyleyecektim polislere nerede olduğunu. Söyleyemedim. Evlat işte. Evlat. Ben şehre inip bir sorsam mı karakola? Belki mi yakalamışlardır? Hayırdır inşallah. Sarhoş oldu teyze. Şimdi üstüne gitme istersen. İyi geceler ana.
Heriflerden parayı aldık. Aldık ya. Kızı teslim etmezsek? Parayı geri vermemiz lazım. Lazım, doğru. Ama para mı? Alınmış alınmıştır. Geri vermek olur mu ki? Kolay kolay olmaz. Ora bir de öbür yarısı var. Var ya. Bir de şu kız he deseydi. Kendini sıkıntıya sokma Cemşir'e. Çala çala bir havaya sokacağız bu işi elbet. Nasıl? Kemal oğlanın vücudunun ortadan kalkması şart. Ben bunu bilir bunu söylerim. Bana bak. Söyle canım. Senin şu dıngırtıyı versene. Hangi dıngırtıyı? Tabancanı lan. Ne yapacaksın? Lazım. Niye lazım? Elinin körüne. Hasmın falan mı var yoksa? Vereceğim mi vermeyeceğim ha? Ah Hamza, ah. Mermileri? Dolu. Arabanız hazırdır Muzaffer Bey. Nasıl yani? Oldu mu? Çok bir şey yokmuş zaten. Karbüratörü temizledim. Saat gibi çalışır şimdi. Güzel. Aferin Ahmet. Gördün mü? Şehirde ustaya gitse dünya para isterdi. Hı hı. Sana da aferin Halide. Niçin? Ahmet'i işe aldığın için. Tamam abi, abartma. Günaydın Muzaffer Bey. Günaydın. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sabah sabah. Estağfurullah. Buyurun, hayrola? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti? Köyden Enver Emre'nin koyununu vurmuşsunuz. Meseleyi bilmiyoruz. Gün içinde karakola uğrayıp ifade verirseniz iyi olur. Peki, tamam. İyi günler. Güle güle. Afiyetin olsun Ramazan Efendi. Yavaş ya biraz, yavaş boğulacaksın. Hoş geldin kız. Yasin ağa vermiş parayı öyle mi? He. Yarın öbür gün getiriyorum kızı çiftliğe, biliyor musun? Sana bir bacı, bir kardeş nasihati. Hı. Yani an sorarsan avradını çiftliğe getirme. O niye kız? Yasime var. Dayını bilmiyor musun? Ne olmuş kızım dayıma? Güzel avratların ne yaptığını biliyorsun değil mi? Oha! Çüş derler kızım adama. Dayım kızım o benim.
He dayım. He dayı. Peki sen dayın erkek değil mi? Erkek. Erkek. Yarın öbür gün sen çapa ırgatlarının peşine Yağıt şehre gideceksin. Günlerce gelmeyeceksin. Avradın da çiftlikte. O zaman ne olacak? Güzel. Deli deli konuşup beni de dellendirme. Benim avradım namusludur, anlıyor musun? Ya Ramazan, senin avradın namuslu olabilir. Bak, ben daha 17 yaşındaydım. Bir gün dayına rastladım, şu çiğit ambarının köşesinde. Kolumdan tuttuğu gibi beni içeri çekti götürdü de... ağzımı açıp gık diyemedim ya. Ya kızım tamam, ben anlıyorum seni de. Şimdi ben kalkıp dayıma desem ki dayı ben şehirde yaşayacağım. Dayım bana dönüp dese oğlum sen ne işin var orada? Senin yerin burası, çiftlikte yaşayacaksın sen. Ben dayıma ne cevap vereceğim Gülizar ha? Ne diyeceğim? Pekala. Ramazan efendi. Sen daha iyi biliyorsun. Kedinin de boynuna ciğer asılmaz. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Doluya koyuyorum. Almıyor. Doğru. Akılsız kız. Koskoca Muzaffer Bey'in çiftliğine hanım olacak. Değil mi? He. Bahere, bizim karıyı da ters demiştin. Hanımlıkta gözüm yok. Senin varsa bilmem. Böyle demiş. Domuz. Fütür getirme. İyi günler göreceğiz. Emin ol iyi günler göreceğiz. İçime doğdu. Sen hiç telaşlanma. Cenab-ı Allah bir bakmışsın hiç hesapta olmayan bir yerde bir sebep çıkarıvermiş karşımıza. İnşallah ama. Benim umudum senin avratta. Güllü'nün fikrini çelse çelse o çeler. Hiç şüphen olmasın. Ben sabahtan gönderdim. Naciye'yi de kattım yanlarına. İçeri başını Naciye. Veriyorlardır şimdi fitili. Vallahi kızım, ben sana ne diyem şaşırdım. Deme Hacer abla, hiçbir şey deme o zaman. Demesem, karışmasam iyi ama olmuyor işte. İyi, çeneni yorma sen de. Güllü, bak ana, baban seni Kemal'e memale vermez. Vermesin, ben beklerim. Hmm, oldu. Sittin sene bekle o zaman. Çok çok iki ay beklerim. İki ay sonra ne olacak? Baban ölüyor mu? Ölmezse ölmesin. Allah gecinden versin. Hem ona bir şey olsa aslan gibi abin var arkanda. Hmm, boyu devrilsin. Kız! Ne biçim konuşuyorsun sen?
Eloğlu için hiç bu kardeşe söylenecek laf mı ha? Eloğlu ne yapar sen biliyor musun? Önce canım, cicim, gülüm, şekerim der. Sonra da hevesini aldı mıydı kapının önünde koyuverir vallaha. Eloğlu, Meloğlu. Bana herkesten yakın ya, beni seviyor ya, sen ona bak. Hı, tüh sana, utanmaz arlanmaz. Kız başıyla şuna bak hele. Hmm, ne olmuş? Sizin benden farkınız ne? Evlendiğinizde başınız göğe mi erdi? Ha? Kocaysa ben kendim buldum kocamı. Yok kızım yok. Sen iyice baştan çıkmışsın. Çıktım. Evet. Senin sonun hiç iyi değil vallaha. İyi değilse bakma. Ha? Herkesin sonu ölüm. Ama ben bu dünyada sevdiğimle dilediğim gibi yaşayacağım. Bak kızım. Eloğlu için anaya babaya çemkirmek olur mu? Olmaz tabii. Bana gelince olmaz. Değil mi? Ama sen o kara kuru Reşit'in koynuna girebilmek için bütün dünyayı yakarsın. Değil mi? Tövbe tövbe. O nasıl söz? Kalk kız kalk. Yürü gidek. Ardamarı çatlamış bunun. Asiye evlat. Ne olacak? Asiyim evet. Gelmeyin üstüme. Benim anam da babam da kardeşim de Kemal'dir. Ondan ötesi vız gelir tırıs gider. Anladınız mı? Varmam kimseye. Varmam. Pakize. Hamza etrafta dolanıyor diye fırsat bulup soramam. Güllü nasıl? Nasıl olsun? Mopsaneden beter ettiler evi kıza. Sabahtan akşama başın etini yiyorlar Zaloğlu'na hede diye. Alçak şerefsizler. Pakize. Evlerini uğrayabilirsen ona de ki, iki ay daha dişini sıksın, tamam mı? Tamam. İki ay sonra değil, abisi babası bütün Adana gelse vermem onu dedi Kemal dersin, tamam mı? Tamam. Büyütülecek bir şey yok. Bedeli neyse 2-3 katını vereyim, bu mesele de kapansın. Ne diyorsun Enver? Ben şikayetçiyim komutanım. Şikayetçisin, tamam. Ama bak, mesele mahkemeye kadar uzayacak. Alsan alsan tazminat alırsın. Onu da Muzaffer Bey şimdiden veriyor. Gel, şikayetini geri al. Peki. Öyle olsun komutanım. Hesabını sormazsam senden. Allah Cemşir ağa, ne desem dinletemedim. Asi evlat olur, bu kadar mı olur? Ah ah. Akıl yok ki onda. He de bitsin gitsin işte. Dağ taş, toprak sahibi insanlar. Koskoca çiftlik. Yediğini ye, yemediğini at. Bir giydiğini bir daha giyme. Ah ah. Senin yerinde ben olacaktım ki Cemşir ağa, var ya. Ne yapardın? Ne mi yapardın? Ne yapardın ulan? Söyle. Bak Güllü, aklını başına topla. O senin babansa benim de 40 yıllık arkadaşım. Üzülmesini istemem. Arkadaşınsa senin olsun. Bana karışmasın.
O babalığını bilsin, ben de evlatlığımı. O kadar. Uyumadın mı usta? Uyku tutmadı, okuyordum. Buyur geç. Senin bu okumaların hiç bitmeyecek mi usta? Bitmeyecek. Niye bu kadar çok okuyorsun? İnsan olmak için. Sen insan değil misin? Bırakalım şimdi bunu. Söyle, niye geldin? Utanıyorum usta. Neden? Bana teslim olan, bana sığınan bir kıza sahip çıkamadım. Alıp götürmelerine izin verdim. Ne yapabilirdin? Direnmeliydim. Vermemeliydim. Elinden bir şey gelmezdi. Sen de hep böyle diyorsun be usta. Güllü 2 ay sonra 18'ine basınca görür onlar. Kemal, evladım, aklını başına al. Bu adamlar 2 ay sonra da sizin peşinizi bırakmaz. Bak, kabak tadı versem de yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Bu kızdan vazgeç. Vazgeçmem usta. Vuruşurum onlarla. Ölmek için mi? Gerekirse evet. Ölürüm. Sonunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğim Güllü'den. Çağırdığın adamlar geldi abi. İçeri al. Oğullarından Enver'i tanırsınız. Şunu ikna etmek için bir ziyaret edin bakalım. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Açsındır, sofrayı kurayım. İstemem. Yatıyorum ben. Ben gidiyorum teyze. Güle güle, gene gel. Thank you.
sen böyle değildin. Eskiden böyle değildin yavrum. O şehirli kız seni değiştirdi. Huyunu suyunu bozdu. Vazgeç o kızdan. Çok geç olmadan vazgeç yavrum. Korkuyorum. İçime fena şeyler doğuyor. Ana. Hepiniz birlik mi oldunuz beni sinirlendirmek için? Sen bir taraftan, Muhsin Usta bir taraftan. Yeter artık ana. Gelmeyin üstüme. Ne derseniz deyin. Vazgeçmeyeceğim. Zehirlenmiş bunlar. O yaptı. Biliyorum o. Kim? Muzaffer. Muzaffer yaptı. Muzaffer Bey mi? Hani anlaşmıştınız? Onun anlaşması böyle olur. Kin iner, intikam iner, kılık iner. Kalk, jandarmaya gidin. Muzaffer Bey'in yaptıklarını alçaklığı görsünler gözleriyle. Muzaffer Ağa haktan, kanundan anlamaz. Köyün hazine malı topraklarını kendi arazilerine katmadı mı? Kattı. Ben dahil bütün köylü topraklarını ırgat diye çalıştırmıyor mu? O zaman? Ona kanunla değil, bildiği yoldan vermek lazım cezasını baba. Ne yapacağız oğlum? Başımıza değil. Köylüyle birlik olup geleceğiz Muzaffer Ağa'nın hakkında. İyi de o. Nasıl olacak bu iş? Nasılını sen bana bırak. Kim o? Güllü. Pakize. Sen misin? Açsana kız kapıyı. Kapıyı kilitlediler. Pencereleri de çivilediler. Hay Allah canlarını almaya. Kemal mektup gönderdiydi sana. Yukarıdan atıyorum. Hayrola kız, Pakize bir şeye mi baktıydın? Yo, Hamza fabrikaya gelmedi de müdür bey hasta mı diye sor dediydi. İyi öyleyse. Güllüm, canım sevgilim. Senden ayrılalı günlerin nasıl geçtiğini bilemez oldum. Sensiz kanadım kolum kırık. İçtiğim su, aldığım nefes, yediğim aş haram. Sana ne eziyetler edildiğini, ne acılar, ne cefalar çektiğini biliyorum. Sabret Güllüm, sabret. Çok değil, 45 gün sonra 18'ine gireceksin. İşte o gün gelip seni alacağım. Uzaklara, çok uzaklara gideceğiz. Baş başa güzel bir yaşam kuracağız kendimize. Gözlerinden öperim. Kemal.
Çekil kızım, çekil. Görüyor musun? Süt taşıyorum. Toz yapacağım. Bana süt taşıtırıyorlar ya. Abo! Ne yaptın deli oğlan? Alın sütünüzü işte. Hala haber yok mu kızın babasından Ramazan Efendi? Yok Gülizar Hanım, yok. Allah Allah ya. 10 gün geçti. Bu nasıl iş böyle? Yasin Efendi de sabahleyin erkenden çıktı. Kızın babasına mı gitti bilmem ki. He, babasına gitti biliyor musun? Hesap sormaya mı? Adamın burasına kadar geldi. Bırakın da sorsun hesabını. Sen dua et de dayının burasına kadar gelmesin. Geleceğim, dağıtacağım bu mutfağı ha. Aman dağıttın dağıtacağın kadar. Neydi Aziz'im o geçen günkü o çıkışınız öyle? Haksız mıyım canım? Bir takım adamların birdenbire sarıklarını çıkarıp şapka giymelerine bakarak değiştiklerini mi varsayacağız Allah aşkına? O zaman burada ne işimiz var? Karşı partiden ne farkımız kalır? Mesele karşı parti meselesi değil ki. Memleketin yüksek menfaatleri partilerden de, parti tüzüklerinden de önce gelir. Haksız mıyım? Anlaşıldı. Önümüzdeki seçimlerden sonra topyekün Amerikancı bir politika izleyeceğiz demek ki. Çok güzel. O zaman onlarla el ele vererek Sovyetleri de alt edip dünyayı da bu komünizm belasından kurtarırız öyle mi? Sonuç olarak biz siyasetçiyiz ve siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla tek bir amacımız var, seçimleri kazanmak. İnkılaplardan vazgeçip sırtımız yere geldikten sonra kazandığını düşünmek dünyada sadece bize mahsus bir şey olsa gerek. Neyse Aziz'im, hadi görüşürüz. Selametle Aziz'im. Laf, laf, laf. Görüyorsun işte bizim bu adamlarla inkılapları sürdürmemizin imkanı yok. Sakin ol, sakin ol. Dur bakalım, acele etme. Soğukkanlı hareket etmemiz lazım. Şeytan diyor ki, madem öyle, gir şu kapıdan içeri. Uyma sen o şeytana. Hadi. Hayrola Yasin ha? Şaştım kaldım beyim. Nereden girdin bu işe? Hangi işe? Ramazan'ın evlenme işine. Ne oldu ki? Emrinin üzerine paranın yarısını verdim. Ama hala kızı vermediler. Ne demek ya? Bizi kafese mi koymak istiyorlar? Haşa beyim. Gelmişler mi yani? Muzaffer Bey'e kazık atamazlar beyim. Muzaffer Bey her yıl Cemşir Ağa'ya çapa parası diye dünyanın amele parasını ödüyor. Sen Cemşir al çiftliğe gel, biz oraya gidiyoruz. Baş. Ne diyecek bilmiyorum. Dökmediğim dil kalmadı. Moskova inadı tuttu kız. Nuh diyor, peygamber demiyor. He vallahi. Dayaktan da anlamıyor ki. Onun yediği sopayı ben yesem, vallahi çoktan mortu boylamıştım. Hayır, o bir şey değil. Ya iş sarpa sarar da verdiği parayı geri istersen Muzaffer Bey? Yandık. Ya? Yandık yine yandık. Cemşir Ağa, Muzaffer Bey seni görmek istiyor. Fazla bekletmeyelim, hadi. Şu parti işlerinden de anladığım kadarıyla senin tek kusurun acele karar vermen. Onur'un bile aklına gelmiyor böyle zamanlarda. Nereden çıktı şimdi bu? Şu hale baksana. Sen kim, Cemşir kim? Cemşir'in kızı kim? İsterse dünya güzeli olsun Muzaffer, ne fark eder? Halide de aynı şeyi söylüyor. Evet, isteseydim daha düzgün bir aile kızı alabilirdim ben sana. Ama istemedim. Değmez. Mesela
Senin bir kızın olsaydı verir miydin? Derhal verirdim. Hadi canım sen de verirmiş. Olmadığı için böyle söylüyorsun. Cemşir geldi beyim. Gelsin. Bu iş niye bu kadar uzadı Cemşir? Beyim şey... Varsa bir mahsuru, çekinme söyle. Ne gibi beyim? Canım ne bileyim. Belki kızın başka bir sevdiği vardır. Bizim Hayte'ye varmak istemez. Varsa böyle bir şey söyle, vazgeçelim. Boynunu altına korun beyim. Haddine mi düşmüş? Ben sağken lafımı geri çevirmez sayende. O halde? Bir iki gün mühlet verirseniz sonra başımla beraber. Pekala. Birkaç gün sonra bizim Ramazan'ı da alıp gelsin Yasin'e. Bu işi bitirin. Sen bizim yabancımız değilsin. Yoluna kurban beyim. İstersen vur öldür. Kanım sana helaldir. Bir daha geldiğimde para teslim, kız teslim. İnşallah, inşallah. Mektubu verebildin mi Güllü'ye? Verdim. Verdim ama nasıl verdim sen bana sor. Pencereleri çivilemişler. Kapıları da kilitliyorlar artık. Zannedersin adam öldürmüş, idam mahkumu. Kendimden utanıyorum Pakize. Benim yüzümden gencecik bir kıza resmen işkence ediyor. Bense hiçbir şey yapmadan bekliyor. Elinden gelseydi yapardım be Kemal. Hem bak şunun şurasına kaldı 45 gün. Güllü 18 oldu muydu? Gerekirse o kapıyı polisle beraber kırıp alırsın kızı. Eğer Güllü'den bir haber alırsan bana gel. Kahvenin oralarda olacak. Yandık. Yandık ki yandık. Ne oldu ki Cemşir kardeş? Verdiği parayı geri mi istedi Muzaffer Bey? Yok. İstemedi. Ama istemekten beter etti. Birkaç güne kadar kızı göndermezsek bu iş burada biter. Yüzümüz kalmadı. Bana ne kalmadıysa? Bak, bu şeye evet dersin ya da... Demeyeceğim, hayır. Kızım, yavrum, evladım. Ben senin kızın da değilim, yavrun da değilim, evladın da. Allah senin belanı versin. Senin versin asıl. Ulan ben şimdi senin... Dur, dur. Yavrum. Bak bu işin sonu kötüye varacak. Aklını başına topla. Gençliğine, güzelliğine acı. Acımıyorum. Acımıyorum. Elinizden geleni ardınıza koymayın. İsterseniz vurun, öldürün beni. Yavrum, bizim niyetimiz vurmak, öldürmek değil ki. Bizim niyetimiz senin iyiliğin. İstemiyorum. Ben o soytarı Zaloğlu'na varmam. Ona avrat olmam. Kemal'den başkasına yar olmam. Anlayın artık. Kendi düşen ağlamaz.
ele güne bizi rezil rüsva etme. Bana acımıyorsan şu babana acı. Reşit'e mi? Soluğunu boşuna tüketme. Ben Kemal varken başkasına varmam. Muhane. Ben sana kızım dedim. Ben sana yavrum dedim. Evladım dedim. Şimdi son bir kez daha soruyorum. Bir daha soruyorum. Evet mi? Hayır. Hayır. Kemal! Kemal yetiş! Güllü! Güllü'yü öldürüyorlar! Bak Kemal! Cevdet! Hayır ha! Cevdet! Kemal yetiş! Kemal! Hayır ha! Kemal! Yaklaşma Kemal, yakarım!